Berlin Duvarı'nın yıkılmasının üzerinden tam 25 sene geçti. Acaba insanlar sosyalizmin babası Karl Marx'ı nasıl hatırlıyor? Düşünürler dünyayı farklı şekillerde yorumladılar. Ancak önemli olan nokta onu nasıl değiştirdiğinizdir. Marksizm ve Leninizm teorileri burada öğretilmiyor. Fakat eski Doğu Almanya'daki Humboldt Üniversitesi Karl Marx'ın o meşhur sözünü hala duvarında taşıyor. Ayrıca Doğu Berlin'deki ana caddelerden birinde onun adı ve heykeli var. Karl Marx Meydanı boyunca uzanan binalar sosyalist sınıf için özel olarak tasarlandı. Önceki adı Stalin Meydanı olan yerin adı Berlin Duvarı'nın yapıldığı 1961 yılında Marx'ın adıyla değiştirildi. Acaba buradaki insanlar Karl Marx'ı nasıl hatırlıyor? Ben Doğu Berlin'denim. Burada herkes onu bilir. Asya'daki sosyalist ülkeler rejimlerini değiştirdi. Artık bu fikre kimse inanmıyor. Das Kapital kitabını hatırlayın. Orada yazılan gerçekler benim için hala geçerli. Oradaki bilgiler %1000 oranında insanların yararı için yazıldı. Ancak şu anda bankaları görünce insanların umursamadığını görüyorum. Batı Berlin bölgesinde de Karl Marx sokağı var. Doğudakinden önce bu isim verilmiş. Almanya ikiye bölünmeden önce Neukölln-Borok Caddesi'nin adı savaştan hemen sonra 1947 yılında bu filozofun ismiyle değiştirilmiş. Acaba Batı Berlin'deki insanlar Karl Marx'ı nasıl hatırlıyor? Antikapitalist, uzun saçlı ve işçi savaşçısı. Pardon, sol elle yapılıyordu. Elbette onu hiç ders olarak okumadık. Daha ziyade Doğu bölgesinde gösterilirdi. Das Kapital Marx'ın tartışmasız en önemli kitabı. Duvarın yıkılışından sonra Marx'ın ideolojisini takip eden ve dünyayı değiştirmek isteyen ülkede yok oldu. 25 sene sonra sadece düşünürler değil, Berlinli vatandaşlar da dünyanın yeni bir değişime ihtiyacı olup olmadığını sorguluyor.